Evet sevgili öğrenciler merhaba. Bugün arı yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabından sayfa 57 ile 64 arasındaki kısmı çözeceğiz. İlk testimiz çarpma ile ilgili hızla ilk sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda arkadaşlar yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. 125 ile 48'i çarpmamız isteniyor. Hemen çarpalım. 125'i yazdım. Altına 48'i yazıyorum ve çarpıyorum. 5, 8 kere 5 40. 40'ın 0 elde var 4. 8 kere 2 16. 4 daha 20. 20'nin 0 elde 2. 8 kere 1 8. 2 de elde 10 yapar. Şimdi 4'e geçtim. 4 kere 5 20. 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 2 8. 2 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 4 kere 1 4. Elde'yi kullandım. 5 şeklinde çıkmış oldu. Topluyorum. 0 0 0. 5 bir daha 6 yapar. Yani İlk sorumuzun cevabı A şıkkı 6000 olacakmış. 125 ile 48'i çarptığımızda gördüğünüz gibi kolay bir soruydu arkadaşlar ilk sorumuz. İkinci sorumuza geçtik. Yukarıda verilen çarpma işleminin 4 katının 1800 fazlası kaçtır diye sormuş. Şimdi soruda arkadaşlar kolay bir yöntem var. Eğer sıfırlı sayılar çarpma işlemi yapılıyorsa sıfırlar yokmuş gibi önce çarpmayı yapıp sonradan sıfırları ekleyebilirsiniz. Yani burada Sıfırları önce eliyorum, iki tane sıfırı. 27 ile 4'ü çarpacağım. 27 ile 4'ü çarpıyorum işlemi kolaylaştırmak adına. 7 kere 4 28. 28'in 8 elde var 2. 4 kere 2 8 2 daha 10 yaptı. Yani 108 çıktı. Şimdi sıfırları ekliyorum. Bir sıfır burada, bir sıfır burada. İki tane sıfırı bu sayıya eklediğimizde 10.800 sonucuna ulaşmış oldum. Bu çarpma işleminin 4 katını istemiş bizden. 10.800'ü 4 ile çarpacaktım ama yine sıfırları görmüyorum. 108'i 4 ile çarpıyorum. Sonrasında 2 sıfır ekleyeceğim. Bu kolay yöntemi kullanmamız önemli arkadaşlar. Çünkü o sıfırlarla da çarpmayla uğraşmış olmuyoruz. 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 0 0 3 daha 3 eder. 4 kere 1 4 yaptı. 432 şimdi sıfırları ekledim. 43.200 çıktı 4 katını aldığımızda. Bunun 1800 fazlası demiş. Ekleyelim. 43.200'ün üstüne 1800 ekleyeceğiz. Eklediğimizde 0, 0, 8, 2 daha 10'un 0'ı elde var. 1, 3, 1 daha 4 elde ekledim. 5, 4'ü aşağı indim. 45.000 cevabına ulaşmış oldum. Şimdi burada ne yaptık tekrar edersek. 270 ile 40'ı çarparken sıfırları görmeden 27 ile 4'ü çarptım. 108. Sonradan sıfırları ekledim. Tekrar 4 katını alacağım için sıfırları tekrar düşünmedim. 108'i 4 ile çarpıp sonradan sıfırları ekledim. 43.200 cevabına ulaştım önce. Bir de bunun 1800 fazlası dediği için üstüne 1800 eklediğimizde 45.000 cevabına ulaşmış olduk. ikinci sorumuzun cevabında diyoruz. Evet. Devam ettim 3. sorumuzla. 3. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir demiş. Bakın bu kolay bir soru. Bir sayıyı 100 ile çarparken sıfırlar yokmuş gibi. Başındaki sayıyla 65 ile 1'i çarptım. 65. Sonradan sıfırları ekliyoruz. Kolay yoldan çarpmayı da arkadaşlar bu alt alta yazmanıza gerek yok bu sayıyı. Sıfırlı sayılarda bu yöntemi kullanabiliyoruz. 65 ile 1'i çarptım. 65. 2 tane sıfır ekledim. 6500 sayısı olacak. Yani A ve D eşit gelendi. İkinci kısımda 4 ile 1'i çarpıyorum. 4. 2 tane 0 burada 3 tane 0 burada toplam 5 tane 0 eklemem gerekir. Yani 400.000 oldu. Bakıyorum 400.000 olanlara. C ve D'de var ama D zaten elenmişti. Zaten cevabımız çıkmış oldu. Üçüncüyü de bulalım. 75 çarpı 1 75. 1 0 bunda 1 0 bunda 2 tane 0 7500 yapar. Yani bütün cevapları sağlayan C şıkkı gördüğünüz gibi var arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet devam ettim dördüncü sorumuzla. Yukarıda verilen çarpma işlemlerinden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? Yine benzer şekilde sıfırlı sayılarda bakın. Sıfır yokmuş gibi çarpma yapıyorum. 4 ile 5'i çarptım. 20 yapar. 1 sıfır burada. 1 sıfır burada. 2 tane daha sıfır ekledim. 2000 yapar cevabım. Burada 200 verilmiş. Yanlış. Bize doğru kaç tanesinin doğru olduğunu sormuştu. Burada yine 3 ile 2'yi çarptım. 6 eder. 2 burada 1 burada 3 tane 0 eklediğimizde 6000 yapar. Bakın bu doğru bir işlem. 5 ile 3'ü çarptım 15. 2 burada 1 tane burada 3 tane 0 yapar. Yani 15000 çıkar. Bu da doğru bir işlem yapılmış. 8 ile 6'yı çarptım 48. 1 burada 1 0 burada yani 4800 olur. Burada da doğru işlem yapılmış. 3 tanesi doğru 1 tanesi yanlış. O zaman cevabımız C şıkkı çıkmış olur arkadaşlar. Devam ettim dördüncü sorumuzla. Pardon beşinci sorumuz. Beşinci sorumuz doğru. İşlemin sonucu olan işlemin işleminin sonucu olan sayının sonunda kaç tane sıfır vardır? Pardon okuyamadım soruyu şimdi okudum. İşlemin sonucu olan sayının sonunda kaç tane sıfır vardır? Önce çarpma işlemini yapmamız istenmiş. Sonrasında da sonunda kaç tane sıfır olduğu soruluyor. Yine 0 yokmuş gibi şurada bir tane 0 eledim. 825 ile 14'ü çarpıyorum. 825 çarpı 14. 5 kere 4 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 2 8. 2 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 8 kere 4 32 elde ekledim. 33 yapar. Sonra 1'e geçtim. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. 1 kere 8 8. Topladım bunu arkadaşlar. 0 5 5 11 yapar e, 11.550 çıktı ama bir sıfır elemiştim şimdi onu da ekliyorum 115.500 sayısına ulaşmış oldum demek ki bu çarpmanın sonucu 115.500 olur sonunda kaç tane sıfır var diyor bakın sonunda iki tane sıfır var cevabımız B olmuş olacak diyoruz 5. sorumuzun cevabında arkadaşlar burada uzun yoldan çarpmış sıfır elemeden çarpmış bu şekilde de yapabilirdik biz sıfırı görmeden cevabı bulduk. 11.550 çıktı. Sonradan sıfıra ekledik. 115.500 oldu. Direkt bu şekilde de çarpma yapabilirdiniz. Devam ettim altın sorumuzla. Yanda verilen çarpma işleminde kare üçgen çember ve yıldız ka toplamı kaçtır diye sormuş. Bakın burayı bulmak için 5 ile bu ifadeyi çarpmam lazım. 5 kere 8 40 eder. 40'ın sıfırı elde var 4. Yani yıldızım sıfır geldi. 5 kere 3 15 4 de elde vardı. 5 kere 3 15 4 daha 19 yapar. Yani buraya 9 gelecek. Elde var 1. 5 kere 2 10 eldeyi kullandım. 11 yani kare ve üçgen yerine de 1 1 geldi. Gördüğünüz gibi 5 ile çarptığımda bütün ifadeler bulunmuş oldu. Çünkü buranın çarpımı buraya yazıldığı için bütün değerleri bulmuş oldum. Topluyorum arkadaşlar. 1 artı 1 2 9 daha 11 0 daha 11 yani toplamları 11 yapmış oldu. 6. sorumuzun cevaplarında. Cevabını da açtık. 11 yaptı. Devam ediyorum arkadaşlar 7. sorumuzla. Yanda verilen çarpma işleminde yanlışlık vardır. Buna göre doğru sonuç kaçtır? Bakın yanlışlık direkt gözüküyor arkadaşlar. Her satırda bir basamak kaydırması gerekirken burada hepsini alt alta yazmış. Yanlışlık burada yoksa 8 kere 1 8, 8 kere 2 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 5 40 Elde'yi kullanım 41. Çarpmalarda bir sıkıntı yok. Sadece yapılan hata şurada. 4168'i yazdı mesela. 2084'ü bir kaydırarak yazması gerekirdi. Şu şekilde. 521'i bir daha kaydırarak şu şekilde yazmaması gerekiyordu. Her satırda bir basamak kaydırarak yazması gerekirken hepsini alt alta yazdı. Bu bir yanlış işlemdir. Doğrusu ne olacak? Bu şekilde 8 aşağıya indi. 6 ile 4'ü topladığınız 10 eder. 10'un 0'ı elde var 1. 1, 8 daha 9, 1 daha 10. Eldeyi kullandım. 11'in 1'i elde var 1. 4, 2 daha 6. Eldeyi kullandım 7. 5, 2 daha 7. Yani 77.108 doğru cevap olması gerekir. Cevabımız A şıkkı çıkmış oldu 7. soruda. Devam ettim arkadaşlar 8. sorumuzda. Yukarıda verilen işlemlere göre üçgen artı kare kaçtır? Bakın kolay yönden çarpalım. 5 kere 4 20 yapar. 1 sıfır bunda 1 sıfır bunda yani üçgen 2000 olarak bulunmuş oldu. Bunu da kolay yönden yapıyorum. 15 ile 1'i çarptım. 15. 1 sıfır bunda 1 sıfır bunda. 1500 de bu geldi arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin toplamını istemiş. 2000 ile 1500'ü topladığınızda 0 0 5 3 yaptı. Yani 3500 sonucuna bizi götürmüş oldu. 8. sorumuzun cevabı diyoruz arkadaşlar. Değişik olacak. İlk sayfayı tamamladık. İkinci sayfaya doğru ilerliyorum arkadaşlar. 9. sorumuza baktığımızda Yukarıda verilen çarpma işlemine göre boş bırakılan noktalı yeri açtıklardan hangisi gelir? 1450 ile bir sayıyı çarpmış. 1 milyon 450 bin bulmuş. Nasıl bulur arkadaşlar? Bakın burası 1 olması lazım öncelikle. Neden? 145 ile 1'i çarptığımızda 145 olabilsin. Şimdi bakıyorum burada bir tane 0 var. Burada 4 tane 0 var. O zaman bunun yanında 3 tane de 0 olması gerekir ki. Bakın 145 ile 1'i çarptım. 145 yazdım. 1 0 burada 3 0 burada. Topladığımda 4 0 yapar. 4 tane 0 koydum. Cevabı ulaşmış olurum. Yani boşluğuma gelmesi gereken sayı. 1000 olması gerekiyor dedim sıfır sayılarını baz alarak 9. sorumuzun cevabı da 1000 oldu gördüğünüz gibi diyoruz arkadaşlar 10. soruya geçtim 48 sayısının 125 katı kaçtır? 48 ile 125'i çarpacağız Çünkü 125 katını istemiş 125 daha büyük sayı olduğu için yukarıya yazdım 8 kere 5 40, 40'ın sıfırı elde var 4 8 kere 2 16 4 daha 20. 20'nin 0 elde var 2. 8 kere 1 8 2 daha 10 yaptı. İkinci sayıya geçtim. 4 kere 5 20. 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 2 8 2 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 4 kere 1 4 eldeyi kullandım. 5 yaptı. Topladığımızda da 0 0 0 5 1 daha 6 yaptığı için 6000 sonucuna ulaşmış oldum. Yani 125 48 çarptığımızda 6000 çıkmış oldu arkadaşlar cevabımız. 11. soruyla devam ettim. Tanesi 125 lira olan kravatlardan 18 tane. Tanesi 11 TL olan kravat iğnelerinden 21 tane alan bir kişi. Bu alışveriş sonunda kaç lira öder diye sormuş. 125 lira olan kravattan 18 tane aldıysa 125 ile 18'i çarpacağız. Devam etti bakın. Tanesi 11 TL olan kravat iğnelerinden 21 tane. Yani 21 tane 11 TL'lik ürün aldığı için o ikisini çarpacağız. Bu ikiye çarpma işlemini yaptıktan sonra toplam kaç lira ödediğini sorduğu için iki sonucu da toplamamız gerekir. Yapalım çarpma işlemlerini arkadaşlar. 8 kere 5 40. 40'ın 0 elde var 4. 8 kere 2 16. 4 daha 20. 20'nin 0 elde var 2. 8 kere 1 8. 2 daha 10 yaptı. 1 kere 5 5, 1 kere 2 2, 1 kere 1 1. Topladığımda 0 5 2 2 yani 2250 TL buradan geldi. Diğer çarpma işlemini yapıyorum. 1 kere 1 1, 1 kere 2 2, 1 kere 1 1, 1 kere 2 2. Topladığımızda 1 2 1 daha 3, 2 daha 231 geldi. Şimdi bu iki e, ödemeyi toplamam lazım. 2250 artı 231 dediğimizde topluyoruz. 0 1 daha 1, 5 3 daha 8, 2 2 daha 4, 2 daha aşağı indiğinde 2481 TL yani B şıkkındaki ödemeyi tutarı ödemesi gerekir diyoruz. 11'in sorumuzun cevabında arkadaşlar. Devam ettik 12 ile. Esra'nın yaşı Ergun'un yaşının 4 katından 3 yaş eksiktir. Ergun 17 Ergun 17 yaşında olduğuna göre Esra kaç yaşındadır diye sormuş arkadaşlar. Bakıyorum Ergun'un yaşının 4 katına 3 yaş eksikmiş Esra'nın yaşı. Yani 17 yaşındayız Ergun. Bunun 4 katını alıp 3, 3 yaş eksiği dediği için 3 çıkarmamız lazım. 17'nin 4 katını almam gerekiyor yani. 17'yi 4 ile çarptığımızda 7 kere 4 28'in 8 elde var 2. 4 kere 1 4 2 daha 6 eder. 68 yaptı. 3 yaş eksiği dediği için 68'den 3'ü çıkarıyorum. 68'den 3'ü çıkarırsam 65 yapar. Yani Esra 65 yaşında olmuş oldu diyoruz. 4 katını alıp 3 yaş eksiği dediği için 3 çıkarmam gerekti ve cevabı C şıkkı olarak buldum 12. sorumuzda. Devam ettim arkadaşlar 13. sorumuzda. Evet Sibel'in kumbarasında 61 tane 25 kuruş, 40 tane 50 kuruş, 35 tane 5 kuruş vardır. Buna göre Sibel'in kumbarasındaki para toplam kaç liradır diye sormuş. Yapalım. 65 tane, 61 tane 20, 25 kuruş, 61 ile 25'i çarparak bulunur kaç kuruş yaptı. 40 tane 50 kuruş, 40 ile 50'yi çarparak bulunur kaç kuruş yaptı. 35 tane 5 kuruşta 35 ile 5'i çarparak bulunur Toplam e, buradan da kaçta, kaç kuruş yaptığı buradan bulunur. Sonra hepsini toplamam gerekecek. E, ne kadar ettiklerini bulmak için. Çarpmaları yapalım öncelikle. 5 kere 1 5. 6 kere 5 30. 2 kere 1 2. 6 kere 2 12. Topladığımızda 5 2 5 1. 1525 çıktı. Burada kolay yoldan çarpabilirsiniz arkadaşlar. Sıfırlar yok da 4 ile 5'i çarpıp direkt 4 kere 5 20. 2 tane sıfırı sonradan ekleyebilirsiniz. Pratik yöntem yoksa uzun uzun çarparak da 2000 cevabına ulaşabilirsiniz. Kolay yönden çarpması 4 kere 5 20. 2 tane sıfır ekledim 2000 şeklinde bulabilirsiniz. Üçüncü işlemde 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 3 15 2 daha 17 yani 175 de buradan geldi. Şimdi bu bütün değerleri topluyorum. 1525 2000 ve 175'i topladım. 5 5 daha 10, 10'un 0 elde var 1. 7 2 daha 9 eldeyi kullandım. 10, 10'un 0 elde var 1. 5 1 daha 6 eldeyi kullandım. 7. 2 1 daha 3. 3700 kuruş yaptı. Bize ama TL olarak sormuş. Kaç liradır diye. 3700 kuruş TL çevrilirken iki tane sıfır gider. 37 TL olarak karşımıza gelir. Çünkü 1 TL 100 kuruştu arkadaşlar. 100 kuruş. iki tane sıfırlı hali. 2 tane sıfır silersek TL'ye çevirmiş oluruz. 37 TL olacak cevabım. 13. soruda A şıkkı cevabı olarak karşımıza gelmiş oldu. Şöyle cevabı da açalım. 3700 kuruş 37 TL'ye eşitlemiş. 14. soruya geçtik. Yarım litre şişe süt 50 kuruştur. Buna göre 50 tane yarım şişe süt kaç liradır diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi bir tanesi 50 kuruşsa 50 tanesinin fiyatını sormuş. O zaman 50 tane ile 50 kuruşu çarpmamız gerekir. Bir tanesi 50 kuruş 50 tanesi kaç para dedi. 50 ile 50'yi çarpıyorum. Yine kolay yoldan çarpabilirsiniz. 5 kere 5 25. 1 sıfır bunda bir sıfır bunda yani 2 tane sıfır eklersiniz. 2500 kuruş yapar. Bunu da TL olarak sorduğu için yine iki tane sıfır eliyorsunuz. 25 TL'ye eşittir. 2500 kuruş 25 TL'ye eşit olduğu için cevabımız direkt B şıkkı çıkmış o oldu. Gördüğünüz gibi 14. sorumuzun cevabında. 15'e geçiyoruz arkadaşlar. Bir restoranda 18 tane masa, vardır. Her masa 4 vazo, her vazoda da 5 çiçek vardır. Buna göre restorandaki masalarda bulunan toplam çiçek sayısı kaçtır diye soruyor. Bakın buna benzer sorular karşımıza gelebilir. 18 tane masa var ve her masada 4 vazo olduğu için 18 ile 4'ü çarpmamız lazım ki toplam masalarda kaç tane vazo var bulabilelim. 8 kere 4 32 halde var 3. 4 kere 1 4 3 daha 7, 7 yapar. Yani 72 tane vazo var. Peki her vazoda 5 çiçek vardır diyor. Toplam çiçek sayısı sormuş. 72 vazo var. Her birinde 5 çiçek olduğu için 72 ile de 5'i çarparak toplam çiçek sayısına ulaşabiliriz. Yani 18'i 4 ile 4, çıkan sonucu da 5 ile çarpmak çarpma işlemi yapılacak. 5 kere 2 10. Onun sıfır elde var. 1 7 kere 5 35. 1 daha 36 yapar. 360 tane çiçek olduğunu bulmuş olduk. Cevabımız B şıkkı gelmiş oldu 15. soruda. Cevabını da açtık. Sırayla iki defa çarpma yapmış olduk. 16. soruya geçtim. Limonun tanesini 125 kuruştan alıp 175 kuruşa satan bir manav 100 limon alıp sattığına göre manav kaç lira kar etmiştir diye sormuş. Şimdi kar sorularında şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Aldığı fiyatla sattığı fiyat arasındaki farkı alıp Kaç tane sattıysa onunla çarpmam gerekecek. Yani 175 kuruşa sattı. 125 kuruşa aldı. Aradaki farkı bulup karın ne kadar bir limondan kâr ettiğini bulmuş olacağız. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 2 çıktı 5. 1'den 1 çıktı 0. Yani her limondan 50 kuruş kazanıyor. Peki kaç tane limon satmış? 100 tane. O zaman 100 tane limonla 50 kuruşu çarpıyorum. Çarptığınızda kolay yoldan çarpıyorum. 5 kere 1 5. 2 bunda bir tane, bunda 3 tane 0 yaptı. 5000 kuruş kazandı. 5000 kuruş TL olarak sorduğunda 2 tane 0 gidecek. Yani 5000 kuruş eşittir 50 TL olduğu için 50 TL bu işten para kazanmıştır diyoruz 16. sorumuzun cevabında. Evet, önce bir tane limondaki karını buldum. Sonra 100 tane limonla çarpıp onu da TL'ye çevirmiş olduk dedik arkadaşlar. Ve 58 de bitmiş oldu. Artık 59. sayfada yeni bir işlem bölme işlemine geçmiş oluyoruz arkadaşlar. İlk sorudaki bölme işlemimizde başlayalım. Burada şu bilgi bize lazım olacak sorularda ona da değinmiş olalım. Bölme işleminde şuradaki sayımız bölünen. Burası bölen. Bu sayı bölen sayı. Burası bölüm yani sonuç kısmı. Burası da kalan kısmı olarak karşımıza gelecek biraz sonra sorularda kullanmış olacağız Şimdi birinci sorumuza baktığımızda Bölme işlemlerini yapınız demiş klasik bölme işlemi yapacağız 700'ü 25'e bölmem istenmiş bölüyorum 700'ü 25'e böleceğiz Sırasıyla bakıyorum 7'nin içerisinde 25 var mı diye bütün basamakları 7'nin içerisinde 25 yok o zaman 70'in içerisinde 25'e bakıyorum 70'in içerisinde 25 var mı diye var 2 defa var arkadaşlar. 25 çarpı 2 50 yapar. 70'in altına bu 50'yi yazıyorum. Ve çıkarma işlemi yapıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 7'den 5 çıktı 2. 20 kalanını verdi. Sonra şuradaki 0'a aşağıya iniyorum. 200 olur. 200'ün içerisinde 25 kaç defa düşünüyorum. 8 defa arkadaşlar. 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı elde var 4. 8 kere 2 16 4 ekledim. 20 tam 200 çıktı. 8 defa da. 0 0 0 kalanım 0 oldu. Burada çıkan sonucum 28 oldu. Yani bölüm 28, kalan 0. Bölme işlemini tamamlamış olduk. Bakın kaç defa olduğunu bir seferde bulamazsanız denemeniz lazım. 6 defaya bakarsınız, 7 defa, 8 defa buraya en yakın sayı veya eşit sayıyı buluncaya kadar denemeniz gerekebilir. Bölme işlemi bir tık toplama, çıkarma, çarpma işlemine göre zordur. O yüzden dikkatli örnekleri yapmış olalım diyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabını vermiş olduk. Bölüm 28 kalan 0. 5 gına geçtik. 1224 sayısını 36'ya böl dedi. Bakalım bölelim. 1224 bölü 36. 1'in içerisinde 36 yok. 12'nin içerisinde 36 yok. Bakın buradaki sayının içerisinde arıyorum. Tersini düşünmeyin sakın. 12'nin içerisinde 36 yok. 122'nin içerisinde 36 var. Kaç defa var arkadaşlar? 3 defa dersem çarptığımızda kaç ediyor? Bakın 6 kere 3 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 3 9 10 yaptı. 108 yaptı. Bir kere daha olur muydu? 4'ü düşündüğümüzde çok yüksek bir sayı çıkıyor. O yüzden sağlamaz. 3 defa sağlıyor. Çıkarma işlemi yapıyorum. 2'den 8 çıkmaz. Yandan aldım. 12'den 8 çıktı. 4. Burada 1 kaldı. 1'i e aşağıya indim. 1'den 1 bir çıktı 0. Kalan 14 oldu. Şimdi şuradaki 4 sayısını aşağı indim. 144'ün içerisinde 36 var mı diye bakıyorum. Evet var. 4 defa var arkadaşlar. 6 kere 4 24 elde var 2. 4, 3 kere 4 12. 2 daha 14 yaptı. Tam 144 çıktı. 0 0 0 oldu. Yine kalanın bakın 0 bölümüm 34 olan bir bölme işlemi çıkmış oldu. Burada işlemleri yaptığımızda diyoruz arkadaşlar. C şıkkına baktık. Tekrar söyleyelim. Bölme işlemi zordur arkadaşlar. Takılan öğrenciler varsa mutlaka bilen bir kişiyle e, birlikte örnek çözerek geliştirebilir bölmedeki eksiklerini. Bölme en iyi bir kişiyle çalışarak birlikte örnek çözerek bolca örnek çözerek gelişir. Bunu unutmayalım dedik. C şıkkına bakarsak 5808 sayısını 48'e bölmem istendi. 58'in içerisinde 48 bir defa var. Bakın 5'in içinde yoktu. 58'in içinde baktım. 58'in içinde 48 bir defa. Buraya 48'i yazdım. Çıkardım. 0, 5'ten 4 çıktı. 1, 10 kalan oldu. Şimdi buraya 0 indim aşağıya önce. Bakın ikisini beraber hemen inmiyorum. Tek tek ineceğiz. 0 indim. 100 yaptı. 100'ün içerisinde 48. 2 defa. 8 kere 2, 16. Elde var 1. 4 kere 2, 8, 9 yaptı. 96 oldu. Çıkardım. 0'dan 6 çıkmaz. Yandan aldığımızda 10'dan 6 çıktı. 4, 9 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0. Burası zaten elde olarak vermişti. 0 kaldı. Yani 4 kalanını verdi. Şimdi burada inmediğim 8 vardı. 8'e aşağı iniyorum. 48 oldu. 48'in içinde 48 bir defa. 1 kere 48, 48 kalan 0, 0 olmuş oldu. Kalanım 0. Bölümüm 121 oldu bir işlem olmuş oldu cevabımız arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz şurada sırasıyla önce sıfıra indim işlem yaptım. Sonra 8'i inmeyi unut unutmuyoruz. Hemen ikisini de ard arda inmiyoruz. Sırayla önce birisini inip işlem yapıyorum. Sonra diğerini inmiş oldum diyoruz. C şıkkımızın cevabında. Devam ettim C şıkkımızla. 5253'ü 51'e bölmem istenmiş. Bölelim arkadaşlar. 5253'ü 51'e böleceğiz. 5'in içerisinde 51 yok. 52'nin içerisinde 51 bir defa. 1 kere 51, 51 yapar. Çıkardım. 2'den 1 çıktı 1. 5'ten 5 çıktı 0. Şimdi aşağıya 5'e indim. 15. Bakın burada değişik bir durum var. Aşağıya sayı indiğimde 15 oldu. Ve 15'in içerisinde 51 yok. Böyle durumda arkadaşlar. ikinci sayıyı ardına hemen inebilirsiniz. 153 yaptı. Tabi iki tane sayı alt alta hemen ard arda indiğiniz için şuraya da bir tane sıfır eklemeniz gerekiyor. Bu kural çok önemli. Çok unutulan bir kural. Tekrar edelim. Bir sayı indiniz ve çıkan sonuç 51'in içerisinde. Bu sayının içerisinde 51 yok. İkinci sayıyı inmeniz gerekiyor. İkinci sayıyı indiğiniz anda buraya bir tane sıfır eklemeniz gerekir. Bu kuralı unutmayalım. Şimdi sayımız 153. 153'ün içerisinde 51. 3 defa arkadaşlar. 51 çarpı 3. 3 kere 1. 3. 5 kere 3 15 153 yaptı. Çıkardığımızda 0 0 0. Kalanımız 0. Bölümümüz 103 oldu diyoruz. Burada 0'ın gelmesi gerektiğini çok dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Yoksa aksi halde cevabı 13 olarak bulursunuz ve yanlış bir cevabı olmuş olur. Burada cevabımız 103 olarak bulunmuş oldu. Ç şıkkında diyoruz. Evet devam ettik. Diğer şıkkımızla. D şıkkımıza baktığımızda 9898 sayısını 98'e bölmem istenmiş. 9'un içerisinde 98 yok. 98'in içerisinde 98 bir defa 98 yaptı. Çıkardığımızda 0 0 oldu. Şimdi 9'u aşağıya indim. 9'un içerisinde 98 yok. Bakın bir önceki soruyla benzer durum. 8'i de aşağı inmek zorundayım. 8'i de aşağı indim. 2 tane ardı ardı sayı indiğim için buraya bir 0 ekledim. Şimdi işlem yapıyorum. 98'in içerisinde 98 bir defa. Bir kere 98, 98. 0, 0 oldu. Çıkardığımızda e, kalan 0 bölüm 101 olan bir bölme işlemi olmuş oldu. Bu soruda da dikkat ettiyseniz yine 0 eklenmesi gerekti. Bir önceki soruda olduğu gibi. E şıkkına geçtim arkadaşlar. <laughs> 101'i 10'a bölmem istenmiş. Bölelim. 1'in içerisinde 10 yok. 10'un içerisinde 10 bir defa. 10 kere 1 10. 0 0 oldu. Şimdi buraya aşağıya 1'i indim. 1'i aşağıya indim. 1'in içerisinde 10 yok. Aşağı indiğim sayının içerisinde 10 yok. Yeni sayı ineceğim. Başka sayı da yok. Bu durumda arkadaşlar sayı indiniz. Bölme işlemi yapamadınız veya yeni sayı inemediyseniz yine Buraya bir tane sıfır eklenmesi gerekir. Yani bölüm 10 olacak. Kalan 1 şeklinde kalmış olacak. Çünkü 1'in içerisinde 10 yoktu. O yüzden direkt buraya sıfır ekleyip işlem sonuçlanmış olur. Bunu tekrar söyleyelim. Eğer bir sayı indiniz aşağıya. Bunun içerisinde bölünen sayı bölen sayı yok arkadaşlar. Değil. Kalanın içerisinde bölen sayı yoksa eğer ee, yeni sayıda inemiyorsanız yine buraya sıfır eklemeniz gerekir. Bu da bir kuraldır. Bu D şıkkındaki E şıkkındaki kuralların unutulmaması gerekir. Zordur ama dikkatle bu kuralları öğrenip e, uygulamak gerekir. Bir sayı indiniz eğer bunun içerisinde buradaki sayı yoksa ve yeni sayı inemiyorsanız da yine sıfır eklenip işlem orada tamamlanmış olur diyoruz. Önemli bir kural E, e şıkkındaki kural dedik. Ve cevabını açtık. Devam ediyoruz. F şıkkıyla. 1111'i 11'e bölmem istenmiş. 1'in içerisinde 11 yok. 11'in içerisinde 11 bir defa. 11 çıkardığımızda 0 0. 1'i aşağıya iniyorum. 1'i aşağı indiğimde 11'in içerisinde yok. Bakın ikinci sayıya inmem lazım. İkinci sayıya indiğimde burada iki sayı ardı ardı indiğim için bir tane 0 attım. 11'in içerisinde 11 bir defa olduğu için bir kere 11, 11 ve 0, 0 kalan oldu. Kalan 0 bölüm 101 şeklinde oldu. Bu da D şıkkındaki soruya çok benziyor arkadaşlar. Orada da cevabımız aynı şekilde çıkmıştı. 98, 98 burada da 11, 11 gibi benzer bir işlem. Ee, cevapları da zaten aynı çıkmış oldu. F ve D şıkkımızın diyoruz. Bu tarz sorulara ekstra dikkat arkadaşlar. Bunlar... E, kurallar olduğu için D, E F şıkkındaki sorular bir tık daha kuralda bilmeniz gerekiyordu dedik. Ve G şıkkına baktık. 3432'yi 30'a bölüyorum. 34'ün içerisinde 30 bir defa. 4'ten 0 çık 4 0 3'ü aşağı indim. 43. 43'ün içerisinde 30 var mı? Var. Burada bakın sıfır ekleme falan yok. Çünkü 43'ün içerisinde 30 var. Bir sayı indiğimizde hemen işlem yapabiliyoruz. Herhangi bir şey ekleme yok burada. 43'ün içerisinde 31 defa. 1 kere 30, 30. Çıkardığımızda 3, 4 dönüş çıktı. 1, 13 kaldı. Şimdi 2'ye aşağı iniyorum. 132'nin içerisinde 30 kaç defa arkadaşlar? 4 defa olsa 120 yapar olur. 4 defa 120 çıkardığımızda 2, 1, 0 kalan 12 bölüm 114 olarak bulunmuş oldu. G şıkkımızın cevabında arkadaşlar kalan 12 bölüm 114 demiş olduk. Bölme işlemini yaptığımızda ve G şıkkını çözmüş olduk. Şimdi arkadaşlar sayfa 59'u bitirdik. 60. sayfanın yarısında da bölme işlemleri var. Buradaki bölmelerin sadece sonucunu vereceğim. Sizlerden cevapları kontrol etmenizi istiyorum. H şıkkımızın cevabı kalan 20 bölüm 214 olacak şekilde yapmanız gerekiyormuş. Diğer şıkkımızda 1628'i 40'a böldüğünüzde cevabımız 40 çıkmış, kalanımız 28'miş. Bir sonraki şıkkımızda 8761'i 25'e böldüğünüzde bölüm 350 kalan 11 çıkacakmış. Bir sonraki C şıkkımızda 981'i 98'e böldüğünüzde kalan 1 bölüm 10 çıkacakmış arkadaşlar. K şıkkımızı çözdüğünüzde ise 1002'yi 10'a böldüğünüzde kalan 2 bölümde 100 olarak bulunmuş olacaktır diyoruz. Buradaki soruların da cevaplarını verdik. Karşılaştırmanızı Bekliyoruz dedik arkadaşlar. Devam ettim ben bir diğer soru tipiyle. Aşağıdaki verilen işlemlerde, işlemlerde kalanların alabileceği en büyük değeri bulunuz. Bakın bu değişik bir tarzda bir soru. Kalanın alabileceği en büyük değer sorularında arkadaşlar şuna bakıyoruz. Buradaki sayıya bakıyorum. Yani bölen sayıya. Bölen sayıdan küçük olması gerekir. 6'dan küçük alabileceğim en büyük sayı kaçtır? 5'tir. Bu kadarcık. Burada bölen sayıya baktım 12. 12'den küçük olacak en büyük sayı olacak. 11 olur. Burada da bölen sayı 28. Bölen sayıdan küçük olması istiyorum. Kalan sayıyı bize en büyük değerini sorduğu için 28'den küçük olacak, en büyük olacak 27 olur. Gördüğünüz gibi kolay bir kısımdı. ikinci sorunun kısmı mantığını bildikten sonra işlem kısmı basitti diyoruz. Kalandan bölenden küçük olması gerektiğini söylemiş olduk kalanın ikinci sorumuzda diyoruz. Üçüncü soruya geçtim arkadaşlar. Aşağıda verilen bölme işlemleri de işlemlerinde bölünen sayıları bulunuz. Bakın burada e, bölen, bölüm ve kalan verilmiş. Bölünen sayı yok arkadaşlar. Bizden bölünen sayıyı bulmamız isteniyor. Yani şuradaki sayı istiyor. Nasıl buluyoruz bölünen sayıyı? E, bölümle böleni yani şu iki sayıyı çarpıp Üstüne kalanı eklediğimizde buradaki sayıya ulaşmış oluruz. Yani ne yapacağız? 24 ile 23'ü çarpacağız öncelikle. Sonra da üstüne kalanı ekleyeceğiz. 4 kere 3 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 2 6. Eldeyi kullandım. 7. 4 kere 2 8. 2 kere 2 4. Çarpma işlemi yapıyorum bildiğiniz. Topladım. 2. 7 8 daha 15'in 5'i elde var. 1. 4'ün üstüne elde ekledim. 5 yaptı. 552 çıktı. Üstüne kalanı ekliyorum. Yani üstüne 0 ekledim. Zaten 0 eklediğimizde bir şey değişmedi. 552 oldu. O zaman bölünen sayım 552 çıkmış olur. Burada bakın bölünen sayıyı hep bu şekilde buluyoruz. Buradaki iki sayıyı çarpıp kalanın üstüne eklemeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu sayıyı bulabilmek için dedik. Cevabımızda 552 bulunmuş oldu. B şıkkına geçtik. Yine ben aynı şekilde bölünen sayıyı sorduğu için Şuradaki 18 ile 29'u çarpacağız. Üstüne kalanı yani 10'u eklememiz gerekecek arkadaşlar. Yapalım. 18 ile 29'u çarpıyorum öncelikle. 9 kere 8, 72'nin ikisi elde var. 7. 9 kere 1, 9. 7 daha 16. 162 yaptı. 2 kere 8, 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 1, 2. 1 ekledim. 3 yaptı. Topluyorum şimdi bu işlemi arkadaşlar. 2, 6, 6 daha 12'nin ikisi elde var. 1. 3 1 daha 4 elde ekledim. 5 yaptı. 522 çıktı. Bakın cevabımız 522 değil. Çünkü burada kalan olduğu için kalanı da üstüne eklemeniz lazım. Yani artı 10 diyorum bu sayıya. 2, 3, 5 yaptı. 532 olarak cevabım bulunmuş olur bu işlemde de diyoruz. Bakın bölümlerini sorduğunda bölümle bölenle bölümü çarpıyorum. Üstüne de kalanı eklediğinizde her zaman bölüneni vermiş olur bize diyoruz arkadaşlar. Evet 532 olarak burada da bulunmuş oldu. C'ye geçtim. Yine aynı şekilde 101 ile 15 çarpacağım 7 ekleyeceğim. Yapalım arkadaşlar. 101 ile 15 çarpıyoruz. 5 kere 1 5, 5 kere 0 0, 5 kere 1 5, 1 kere 1 1, 1 kere 0 0, 1 kere 1 1 topladım. 5, 1, 5, 1. 15 çıktı. Üstüne de 7 eklemem gerektiği için 7 topluyorum. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1 eldeyi kullandım. 2, 5'e indim. 1'e indim. 1522 olarak burada cevabına ulaşmış olduk. C şıkkımızın cevabında diyoruz. Hemen onu da açalım. Cevabına 1522 olarak bulundu. C ve son şıkkım. Ona da bakalım hemen arkadaşlar. C şıkkımıza. C şıkkımıza baktığımızda 81 ile 61'i hızla çarpıyorum. 1 kere 1 1. 8 kere 1 8. 6 kere 1 6. 6 kere 8 48. Evet doğru yaptık. Topluyorum. 1 14 8 6'da elde var. 1 8'in üstüne elde kullandım. 9 4 indim. 4941 Üstüne kalan 50 olduğu için kalan 50'yi de eklemem gerekir. Üstüne 50 ekliyorum. 1 0 daha 1 4 5 daha 9 9 4 4991 olarak bölünen sayım bulunmuş olur. Bu C şıkkında dedik. Evet 4991 cevabına ulaşmış olduk. C şıkkında diyoruz. Ve 61. sayfaya doğru ilerledik. Şimdi bir 61. sayfada kolay yoldan bölme işlemi var. Ee, kolay bir kısım arkadaşlar. Rahatlıkla soruları çözmüş olacağız. Burada çarpmada ekleme vardı sonradan. Bölmede de silme var arkadaşlar. Nasıl sileceğiz? Hemen birinci örnekle başlayalım. Bölme işlemini de şu şekilde yapıyoruz. Hem bölünen sayıdan hem bölen sayıdan eşit sayıda sıfır silinebilir arkadaşlar. Kolay yoldan hemen bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Nasıl? Bakın. 40'ta bir tane sıfır var. Bunu siliyorum. 80'de bir tane sıfır var. Eşit sayıda sıfırları eleyebilirim. Silinir. Kalan sayılarla bölme işlemi yapılır. 8'i 4'e böldüğümüzde 2 çıkar. Cevabım 2. Bu kadarcık bakın. Eşit sayıda her iki taraftan sıfır. Hem bölenden hem bölünenden eşit sayıda silmeniz lazım. Bu önemli. Buradan bir sıfır buradan bir sıfır sildim. Kalan sayı 8'i 4'e böldüğümde 2 çıktı. Cevabımız 2 olacak dedik. Hemen cevabını da açalım bu kadar çık. B şıkkına bakarsanız yine bundan bir tane sıfır silebiliyorum. Bundan bir tane sıfır silebiliyorum. 12'yi 3'e böldüğümüzde cevabımız 4. Bu kadar. Gördüğünüz gibi kolay bir kısım. C, B dedi cevabım 4 çıktı. C'ye geçtim. Eşit sayıda sıfır silebildiğim için. Bakın bunda 2 tane var. 1, 2. Bundan da 2 tane silebiliyorum. Şu hataya düşerseniz soru gider. Bundan 2 tane, bundan 3 tane silerseniz soru gider. Bakın yanlış olur. Her ikisinden de eşit sayıda sıfır silmeniz gerekir. Bundan iki tane sildiysek bundan da iki tane silebiliriz. Burada 60 kaldı. Burada 2 kaldı. 62'ye böldüğünüzde cevabımız 30 olur. Ceva C şıkkının cevabı 30 çıkmış oldu. C şıkkında eşit sayıda sıfır sileceğim unutmuyoruz. Bir sıfır sildim. Buradan da bir tane silebilirim. 210'u 3'e bölmem gerekir. Burada Kafadan bölemiyorsanız arkadaşlar yanda bölme işlemi yapabilirsiniz. 210'u 3'e bölerek kaç çıktığını bulabilirsiniz. Veya 21'i 3'e bölersiniz 7 çıkar. Sonradan bir tane 0 eklersiniz. Burada bir tane 0 kaldığı için 70 cevabının buradan geldiğini kafadan da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. İster bölme işlemini kullanın. İsterseniz 21'i 3'e bölüp 7 bir tane 0 var 70 diyerek de sonuçlandırabilirsiniz. Bu sorunun cevabını diyoruz. Devam ettim D şıkkıyla. Burada yine eşit sayıda 0 sileceğim için 80'e 4 kaldı. 84'e böldüğümüzde cevabımız 20 çıkar D şıkkının cevabında. E şıkkına geçtiğimizde eşit sayıda 0 silebiliyorum. O yüzden şunlar gitti 2 tane. Buradan da 2 tane gidiyor. 9'u 3'e bölmem lazım. 9'u 3'e böldüğünüzde 3 çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir örnekti. E şıkkımızda diyoruz. F'ye baktık. Eşit sayıda 0. Bundan bir tane, bundan bir tane. 120'yi 6'ya bölmem lazım. Yine kafadan bölemezseniz 12'yi 6'ya böldüğünüzde 2. Bir tane 0 var. 20 şeklinde cevaba ulaşabilirsiniz. E, zihinden yaparak ya da normal bölme işlemi de yapabilirsiniz. 3000'i 200'e böldüğünüzde burada 2 tane 0 elenir. Buradan 2 tane 0 elenir. 32'ye böldüm. 15 çıkacaktır cevabımız. Devam ettim. Diğer şıkkımla. Birer tane eleme hakkım var. Eledim. 48'i 12'ye bölmem lazım. 48'in içerisinde 12 kaç defa arkadaşlar? 4 defa. O yüzden cevabımız 4 olarak gelmiş oldu. H şıkkında arkadaşlar. 1 sıfır eledim. 1 sıfır eledim. 615'e bölmem gerekiyor. Bakın kafadan bölemezseniz 600 bölü 15 deyip normal işlemde yapabilirsiniz. 6'ın içerisinde 15 yok. 60'ın içerisinde 15. 4 defa. 4 kere 15. 60. 0, 0. 0 aşağı indim. Buraya bölünmedi ve yeni sayı eklenmediği için buraya da eklenir. Yani 40 olarak cevabım bulunmuş oldu bu sorunun cevabında. Diğer şıkkımıza baktığımızda 2 0 elendi. 2 0 elendi. 450'yi 3'e bölmem lazım. 45'i 3'e bölerseniz 15 bir tane de sıfır var. 150 olarak cevabımız gelmiş olur. Burada da birer sıfır elediğimizde 1000'i 25'e bölmem lazım. 1000'i 25'e böldüğümüzde 1'in içerisinde 25 yok. 10'un içerisinde 25 yok. 100'ün içerisinde 25 4 defa. 4 kere 25 100 yapar. 0 0 0. Bu sıfır aşağı indiğimde bölünmedi ve yeni sayı eklenmediği için bu sıfır buraya da gelir. Yani 40 cevabı bulunmuş olur bu sorumuzun cevabında da diyoruz. Yani özetle arkadaşlar sıfırlı sayılarda bölme işlemi yaparken her iki sayıdan da eşit sayıda sıfır silebiliriz ve işlemi sayıları küçültebiliriz diyoruz. İkinci soru tipimde bakalım ne yapacağız. Aşağıda verilen bölme işlemlerini kısa yoldan yapınız demiş. Yine kısa yoldan yapın diyor. Bakın sıfır sileceğiz. Bir sayıyı 10'a bölerken bir tane sıfır bundan bir tane sıfır bundan sildiğim için 6800 kaldı. Çünkü 6800'ü 1'e böldüğümüzde 6800 çıkacak. 100'e bölerken 2 tane sıfır silmem lazım. 1, 2 tane 680 kaldı. 1000'e böldüğümüzde 3 tane 0 silindiği için 1, 2, 3 tane silindiği için 68 kaldı. Her birisinde birer tane 0 azalıyor gördüğünüz gibi. Çünkü 0 sayısı çoğaldıkça onlar birbirini götürmüş oluyor. Diğer sorumuzda 100.000'i 10'a böldüğümüzde birer 0 gider. 10.000 kaldı. 100'e böldüğümüzde 2 0 gittiği için 1000 kaldı. 1000'e böldüğümüzde 3 0 gider ve 100 kalır. Cevabımız bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Devam ediyorum. Şöyle cevaplarını da gösterelim sizlere de. Diğer şıklarla. Bunun cevabı da açılmış. Evet baktık. 7000'i 10'a böldüğümüzde birer sıfır gitti. 700 kaldı. 700'ü 1'e böldüm. 700 zaten. 2 tane sıfır giderse 70 kaldı. 3 tane sıfır giderse 7 kaldı şeklinde sırasıyla birer sıfır azalarak gelmiş oluyor. Devam ediyorum diğer sorumuzla. Baktım. 1 sıfır gitti. 1500. 2 tane sıfır giderse 150. 3 tane sıfır giderse 15 kalmış oldu bu sorumuzda. Diğerinde 1 sıfır 5000 kaldı. 2 sıfır giderse 500 kaldı. 3 sıfır giderse de 50 kalmış oldu cevabımızda. Diğerine baktım arkadaşlar 1 sıfır gitti, 60 bin mi kaldı? Evet, 60 bin kaldı. 1, 2 sıfır giderse 6000 kaldı. 3 sıfır giderse 600 kalacak diyoruz cevabımızda. Sırayla 10'a 100'e bine bölmeyi de bu şekilde göstermiş olduk sizlere. Cevapları da şöyle hızlıca açarsak görmüş oluruz. Ve 62. sayfaya doğru geçeriz. Yine burada bölme işlemleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki bölme işlemleri de kolay. Bunların birazcık hızlıla cevaplarını açıp geçelim. Yani yine aynı mantıkla 78, 780'i 10'a böldüğünüzde birer sıfır gittiği için 78'i 1'e böldüm. 78 çıkacak. Kolay örnekler. Bunların cevaplarından birkaçını verelim. 78 Burada 530, burada 800, burada 505, 15, 4800, 1250, 500, 450, 1200, 442, 555 şeklinde bu cevapları bulmanız lazım. Kolay olduğu için bu kısmı çok detaya girmiyorum. Rahatlıkla sıfır eleyerek cevaplara ulaştığınızı biliyorum. Sadece sonuçları karşılaştırmanız yeterlidir arkadaşlar. 90, 850, 1440, 1990, 23, 1628, 23500, 680, 122, 6000, 60, 90, 90000 ve 850, 80 şey 850 olarak cevapların bulunmuş oldu. Siz de hızla bu kısmı e, defterinizde kontrol etmiş olursunuz arkadaşlar. Zor bir kısım değil. Diğer kısımla devam ediyorum ben. Aşağıda verilen bölme işlemlerinde boş bırakılan noktalı yere gelmesi gereken sayılar bulunuz. Yine benzer bir tarzda soru. Bundan da birkaçını yapıp cevaplarını açacağız. Bakın burada normalde 60 bin sayısı var. Bölündüğünde 60 sayısı kalmış. Yani kaç tane sıfır elenmiş bakıyorum. Burada bir sıfır kaldı. 3 sıfır elendi. O zaman demek ki 1000 olması lazım ki sayımın 3 tane sıfır elenebilsin. Buraya 1000 gelmesi gerekir. 3 tane sıfır gidecek geriye 60 sayısı kalması için yani birinci boşluğumuzda 1000 sayısının gelmesi gerekir. Burada kaç tane sıfır gideceğine göre oraya gelmesi gereken sayıyı buluyoruz. 25.200 sayısını böldüğümüzde bu sayı kaldıysa burada bir sıfır var. Burada iki tane sıfır var. O zaman bir tane sıfır elenmesi lazım. Bir tane sıfırın elenmesi demek burada 10 sayısının yazması gerekir ki bir tane sıfır elensin diyoruz. Buraya 10 sayısı gelecek. Devam ettim diğerinde. Burada 2 sıfır var. Burada 2 tane sıfır var. Burada 4 tane sıfır var. Demek ki 2 tane sıfırın gitmesi gerekir. O zaman 100 sayısı gelmesi gerekiyor. Buraya da dedik. C şıkkımızda 100 sayısı geldi. Yani buraya arkadaşlar ya 1000 ya 10 ya 100 sayısı gelecek. Bir tane sıfır elendiyse 10, iki tane sıfır elendiyse 100, 3 tane sıfır elendiyse 1000 sayısını getirmeniz gerekecek. Mesela burada sıfırı yok. Burada 3 tane var. Demek ki 3 tane sıfır elenmiş. O zaman 3 tane sıfır elendiyse 1000 sayısının gelmesi lazım ki 3 tane sıfır eleyebilelim diyoruz. Buraya da 1000 sayısı geldi örneğin dedik. Ve birkaç tane cevap yine vermiş olalım. Çok zor bir kısım değil. Burada bakın 2 sıfır gittiği için 100. Burada 3 sıfır gitmiş 1000. Burada 2 sıfır gitmiş 100. Burada bakıyorum hemen 2 sıfır gitmiş yine 100. Burada 3 sıfır gitmiş 1000. Burada bir tane sıfır gitmiş 10. Burada iki tane gitmiş 100. Burada kaç tane sıfır azalmış? Bir tane yani 10. Burada bir tane 10. Burada bir tane 10 şeklinde hangi sayının geleceğini biz söylemiş olduk. Siz de kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktık. Aşağıda verilen şemadaki boşlukları doldurunuz. Çarpmalar ve bölmeler var. Sırasıyla yapacağız. 10 ile çarparken bakın çarparken sıfır eklenir arkadaşlar. Böler bölme yapıldığında silinir. Bunu unutmamamız gerekir. Çarpma yaparken sıfırları ekliyoruz. Bölme yaparken siliyoruz. 480 ile 10'u çarparken 480 ile 1'i çarptım. 480 bir tane sıfır ekledim. 4800 oldu. Bakın çarpma yaparken sıfırlar ekleniyor. 48 çarpı 1 48 bir iki tane sıfır var e, 4800 oldu. Çarpma da ekleniyor. Bölme de silinecek. Bunu yine 100 ile çarp dediği için çarpma olduğu için 48 çarpı 1 48 2 burada, 2 burada 4 tane 0 yapılacak. 48'in yanına 4 tane 0 geldi. 480 bin oldu. Bunu 1000'e böl dedi. Bölmede 3 tane 0 silindi. Bundan da 3 tane 0 gidiyor. 480 kaldı tekrar. Bir de 10'a böl dedi. Yani bir 0 daha gitti. 48 kaldı. 1000 ile çarp dedi. 48 çarp 1 48. 3 tane 0 ekledim. Bakın çarpmada ekliyorum. Bölmede eliyorum özetle. 100'e böl dedi. 2 tane 0 gider. 2 tane 0 gitti. 480 kaldı. 10'a böl dedi. Yani bir 0 daha gitti. 48 kaldı. 10 çarp dedi. Bir 0 eklendi. 48 oldu. 100'e çarp dedi. Yani 48 çarp 1 48. 2 tane 0 ekledim. 4800 cevabına ulaştık. Çarpmada sıfır ekliyorum. Bölmede sıfırı götürüyorum. Özetle bu soruda da bunu söylemiş olduk. Bir yerde yanlış mı yaptık? Çünkü cevabımız tutmadı. Hemen şöyle bakayım hızlıca. Bir sıfır ekledik. iki sıfır daha ekledik. Üç tanesini eledik. Bir tanesini daha eledik. Üç tane ekledik. İki tane gitti. Tamam buraya kadar doğru. Burada bir tane daha gitti. 48. Burada çarptık 480. Burada çarptık. Evet şurada yanlış yaptık. 480'in yanına 2 tane 0 eklemem gerekiyordu. 480'in yanına 480 çarpı 1 480. 2 burada bir tane burada 3 tane 0 eklemem gerekiyordu. 480 bin şey 48 bin cevabına ulaşmış olacaktık. Dikkat edelim 0 sayısını yazarken. Şurada bir yerde bakın 48 ile 10'u çarptığımda yine 48 yazmışım. 48 ile 10'u çarptığımda 480. 48 ile 480 ile 103 çarptığımızda 48 çarpı 48 3 tane 0 4, 48 bin cevabına ulaşmış olacaktık diyoruz. Sıfırlara dikkat ediyoruz özetle arkadaşlar. Çarpmada eklenir, bölmede silinir demiş olduk ve kolay yoldan çarpma bölmeyi bitirdik ve artık bölme işlemleri problemleri 63 ve 64'te de 14 tane problemi çözüp ödevimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bu 14 probleme hızlıca başlıyorum. Bir bölme işleminde kalan 12 bölen 15 bölüm 21'dir. Buna göre bölünen sayı kaçtır? Bakın buna benzer sorular biraz önce çözmüştük. Bir sayıda kalan 12 yani şurası 12 olarak verilmiş. Bölen 15, bölen sayım 15 olarak verilmiş. Bölüm 21 yani sonuçta 21 olarak verilmiş. Burada bize bölünen sayıyı soruyor. Bakın biraz önce de bulmaya çalışmıştık. Nasıl bulmuştuk arkadaşlar? Böle, e, bölümle bölen sayıyı çarpıyorum. Kalan üstüne eklediğimizde bölünen sayıya ulaşmış oluyoruz. Yani 21 ile 15 21 ile 15'i çarpıyorum. 5 kere 1 5, 5 kere 2 10. 1 kere 1 1, 2 kere 1 2. Topluyorum. 5 1 3 yaptı. 315 sayısı çıktı. Kalanı da bunun üstüne eklediğimizde bölünen sayı bulunmuş olur. 5 2 daha 7 1 1 daha 2. 3 de aşağı indi. 327 sayısı bölünen sayımı oluşturmuş oluyor. Burada sözel olarak bize vermiş soruyu. Bizim şu şekilde öncelikle böle, bölen sayı bölüm sayısı ve kalan sayısını yerleştirmemiz gerekti diyoruz. Cevabımız 327 çıkacaktı. İkinci soruya baktım. Kalanlı bir bölme işleminde bölen 21 bölüm 19'dur. Buna göre bölünen sayı en fazla kaçtır? Yine benzer bir soyut soru çiziyorum o yüzden. Bölen 21 şurası 21 bölüm 19 şurası 19. Buna göre bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Buranın en fazla olması değerini soruyor. Bu tarz sorularda arkadaşı bak arkadaşlar bakın kalanı vermemiş. Kalanın buranın en fazla olması için kalanında alabileceği en büyük değeri alması lazım. Bize kalanı söylememiş. Biz burada en büyük değerini alacağız. Kalan en fazla kaç olabiliyor arkadaşlar? Şu sayıdan küçük olması lazım. 21'den küçük sayı en büyük 20 olabilir. Buradaki en maksimum değer 20'dir. O yüzden onu kullanacağız. Bölünenin en büyük olabilmesi için. Bunu değeri verdikten sonra şimdi işlemime geçiyorum. 21 ile 19'u çarpıp üstüne 20 eklememiz gerekecek. 21 ile 19'u çarpıyoruz. 9 kere 6 54, pardon burası 1'di. 9 kere 1 9. 9 kere 2 18. 1 kere 1 1. 2 kere 1 2. Topladığımızda 9 9 3 yaptı. 399. Üstüne de 20 ekledim. 399'un üstüne 20 ekliyorum. 9. 9 2 daha 11'in 1'i elde var. 1. 3 1 daha 4. 419 sayısı cevabımız olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Burada en kritik nokta neresi tabii ki? Kalanın 20 olma durumu arkadaşlar. Kalanın 20 olma durumunu e, en fazla değerini sorduğu için kalanın en fazla olacağı değeri almaya çalışıyoruz. Bu birazcık dikkat gereken bir tık zor bir soruymuş diyorum ikinci soru için. Üçüncü soruya geçtim. Sude'nin parası Alara'nın parasının 5 katıdır. Sude'nin 1280 TL'si olduğuna göre Alara'nın kaç lirası vardır? Sude Alara'nın 5 katıymış. Yani Sude'nin parasının 5'te birini yani 5'e bölerek Alara'nın parasını bulabiliriz. 1280'i 5'e bölerek Alara'nın parasını bulmaya çalışıyorum. 1'in içerisinde 5 yok. 12'nin içerisinde 5. 2 defa 5 kere 2 10. Çıkardığımda 2 0. 8'e aşağıya indim. 28'in içerisinde 5. 5 defa 5 kere 5 25. Kalan 3 0. 0 aşağı indim. 30'un içerisinde 5 6 defa. 6 kere 5 30. Kalan 0 0 oldu. Yani 256 çıktı bölümümüz. Yani sonucumuz. O zaman Alara'nın parası 256 TL olması gerekiyor dedik. 5'te 5 katı dediği için 5'e bölerek Alara'nın parasını bulmuş olduk 3. sorumuzda. 4. sorumuza geçtim. 20 düzine kalem desteler halinde satılacaktır. Buna göre kaç deste kalem elde edilir demiş. Değişik bir soru arkadaşlar. Burada düzüne ve destenin sayılarını bilmeniz gerekir. Düzüne 12, deste 10, 10 adede eşittir. 20 düzüne kalem 20 çarpı 12'den kaç kalem olduğunu bulmam lazım öncelikle. Bir düzüne 12 olduğu için 20 düzüne 20 çarpı 12'den bulunabilir. 2 kere 0, 0, 2 kere 2, 4. 1 kere 0, 0 2 kere 1 2 topladığımızda 0 4 2 240 tane kalemim var. Bunlar desteler halinde satılacaktır. Buna göre kaç deste kalem elde edilir? 240 kalem 10'ar 10'ar destelenip satılacakmış. 240'ı 10'a bölmem gerekir kaç deste olduğunu bulmak için. 240'ı 10'a böldüğümüzde aslında kolay yoldan bölünebilir. Eee sıfırları götürerek ama Hatta öyle yapalım hiç uğraşmayalım. 240'ı 10'a böldüğümüzde arkadaşlar 1 sıfır elendi 1 sıfır elendi. 24'ü 1'e böldüğümüzde 24 deste olması gerektiğini bulmuş olduk. 24 tane deste halinde elde etmiş olacağız bu soruda diyoruz. Tekrar ne yaptığımızı anlatırsak önemli bir soru. 20 düzüne kalem her bir düzün 12 olduğu için 20 ile 12'yi çarptım. 240 kalem etti desteler halinde satılacağı için 240'ı 10 bir deste 10 kalem barındırdığı için 240'ı 10'a bölerek 24 deste satacağını bulmuş olduk. Dördüncü sorumuzda diyoruz. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Her gün eşit miktarda simit satan Süleyman bir haftada toplam 364 simit sattığına göre Süleyman bir günde kaç simit satmıştır? Bakın her gün eşit sayıda satmış. Bir hafta boyunca bir haftada kaç gün var arkadaşlar? Bir hafta 7 gün. 364 simit satmış. Bir gündekini soruyor. Yani 364 simidi 7 günde sattığına göre 7'ye bölerek bir günde kaç tane sattığını bulabiliriz. 364 bölü 7 dediniz. 36'nın içerisinde 7, 5 defa. 7 kere 5, 35. 6'dan 5 çıktı. 1, burada 0 kaldı. 4'ü aşağıya indiniz. 14'ün içerisinde 7, 2 defa. 7 kere 2 14 0 0 kalan 0 52 yani günlük 52 tane simit satmış olacak. Burada yapılacak işlem 364'ü 7'ye bölmek bölme işlemi olacaktı arkadaşlar diyoruz. Altın sorumuza baktık. Bir sayının 6 katı 2172 olduğuna göre bu sayı kaçtır? Burada da 6 katını vermiş bize. O yüzden 6'da biri lazım. Yani 2172 sayısını 6'ya bölerek sayının 6 katı alınmadan önceki halini bulabilirim. 6'ya bölüyorum. 2'nin içerisinde yok. 21'in içerisinde 3 defa 6 kere 3 18. 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. 3. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. 7'ye aşağı indiğimde 37'nin içerisinde 6. 6 defa 6 kere 6 36. 7'den 6 çıktı. 1, 3'den 3 çıktı. 0. Şimdi 2'ye aşağı indim. 12'nin içerisinde 6. 2 defa 6 kere 2. 12. 0, 0. Yani 362 sayısıymış. Bunun 6'da biri 6 katı alınmadan önceki hali diyoruz arkadaşlar. Cevabımız da bu şekilde çıkmış oldu. Diğer sayfaya geçtim. Son sayfamız artık arkadaşlar. 64. sayfa. 7. soruya baktığımızda 50 tane ineğin her birinden 25 litre süt elde edilmektedir. Elde edilen sütler 2 litrelik şişelere doldurulacaktır. Buna göre kaç tane 2 litrelik şişe gereklidir diye sormuş. Bakalım. 50 tane inek her birisi 25 litre süt veriyorsa 50 ile 25'i çarpmam lazım ki toplam ne kadar sütüm var onu bulalım. 5 kere 0 0 5 kere 5 25 2 kere 0 0 2 kere 5 10 Topladığımda 0 5 2, 1. 1250 litre sütüm var. Bunları 2 litrelik şişelere dolduracakmış. O zaman 1250'yi 2 litrelik şişelere paketleyeceği için 2'ye bölerek kaç paket e, şişem olacağını bulabilirim. 1250 litreyi 2 litrelik şişelere paylaştırıyorum. Yani bölme işlemi yapıyorum. 1'in içerisinde 2 yok. 12'nin içerisinde 2. 6 defa. 6 kere 2. 12. 0, 0. 5'i aşağıya indiğimde 5'in içerisinde 2 2 defa 2 kere 2 4 burada 1 kaldı. 0 aşağıya indiğimde 10'un içerisinde 2 5 defa 5 kere 2 10 kalan 0 oldu. Yani 625 tane şişeye ihtiyaç varmış diyoruz arkadaşlar. Önce 50 ile her gün 50 inek 25 litre süt verdiği için çarpma işlemi yaptım. Çıkan sonuçla arkadaşlar 2 litrelik paketlere ayrılacaklar için şey ayrılacağı için ikiye böldüm. toplamı 625 şey ihtiyacım olduğunu bulmuş oldum 7. sorumuzun cevabında. 8. soruya baktık. Ahmet 64.000 TL'ye araba almıştır. 40.000 TL'sini peşin veren Ahmet kalanını 6 ayda eşit taksitlerle ödeyecektir. Buna göre bir taksit tutarı kaç TL'dir diye sormuş. Bakın 64.000 TL araç alıyor. 40.000 TL'si peşin verilmiş yani Bundan 40 bini çıkarmam lazım. Peşin verdiği kısmı. Bana taksitli kısmı lazım. 0, 0, 0. 4'ten 0 çıktı. 4. 6'dan 4 çıktı. 2. Yani 24 bin taksitle ödemesi gerekir. 6 ayda ödeyeceği için ve eşit sayıda ödeyeceği için bir taksit tutarını sormuş. 24 bini 6 eşit parçaya yani 6 ayda ödediği için 6 eşit parçaya böleceğiz. Yani 6'ya bölmem gerekir. Burada uzun uzun işlem yapmak yerine kolay yoldan bölebiliriz. 24.000'i 6'ya bölme işleminde şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 24'ü 6'ya böldüğünüz 4 çıkar. 3 tane 0 eklenir. Cevabımız 4000 olarak bulunmuş olur. Bir taksitin tutarı 4000 TL çıkacakmış. 8. soruda ya da uzun uzun bölebilirsiniz. 24'ün içerisinde 6 4 defa. 6 kere 4 24 0 0 bu sıfıra aşağıya indim. 1 sıfır bölünmedi. İkinci sıfıra indim. Üçüncü sıfır indim. 3 tane sıfır indiğim için 3 tane sıfır buraya ekleyebilirim. 4000 cevabına ulaşmış olurum. 8'in sorumuzun cevabında. Evet devam ettik arkadaşlar 9. sorumuzla. Esra 5 düzüne ve bir miktar deste kalem almıştır. Aldığı kalemlerin toplamı 680 tanedir. Buna göre Esra kaç deste kalem almıştır diye sormuş. Yine deste düzüne sorusu. Düzüne 12 arkadaşlar. Deste 10 diye tekrar hatırlattık. Esra 5 düzüne kalem almış. 5 çarpı 12'den kaç tane kalem aldığını bulabiliriz. 12 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 2 10. Onun sıfırı elde var. Bir 5 kere 1 5. 1 de ekledim. 6. 60 kalem ediyor. 60 kalem buradan almış. Ve bir miktar deste kalem almıştır. Aldığı kalemlerin toplamı 680'dir. 680 kalemin 60 tanesini buradan aldığı için 680'den 60'ı çıkararak kaç deste aldığını bulabiliriz. 680'den 60'ı çıkardığımızda 0, 8'den 6 çıktı. 22, pardon 8'den 6 çıktı. 2, 6'yı aşağı indim. 620 yaptı. Yani bu e, Esra 620 kalemi de deste olarak almış. Ama kaç deste aldığını sormuş. 620 kalem var. Onarlı gruplara ayırarak kaç deste yaptığını bulabilirim. 620'yi 10'a bölmem gerekecek. Kolay yoldan bölebiliyoruz. Şu sıfır şu sıfırı götürür bölme işleminde. 62'yi 1'e böldüğümüzde 62 çıkar. Yani 62 deste kalem almıştır diyoruz. Tekrar yaptığımız işlemi anlatırsak. 5 düzüne kalem aldığı için 5 ile 12'yi çarptım. 60 yaptı. 60 tanesini bu şekilde almış. Geri kalanını deste şeklinde. O yüzden 680'den 60'ı çıkardım toplam kalem sayısından. 620 kaldı. 620 kalem kaç deste eder? Onu bulmaya çalıştım. Ona bölerek kaç deste yaptığını yani 62 deste yaptığını bulmuş olduk. 9. sorumuzun cevabında. Devam ediyorum 10. sorumuzda arkadaşlar. Bir kutunun içi, içinde 4500 tane kalem vardır. Bu kalemler her öğrenci 10'ar tane olacak şekilde dağıtılmıştır. Buna göre kaç öğrenci vardır? Bakın kolay bir işlem bu. 10'ar tane olacak şekilde her öğrenciye dağıtıldıysa 4500'ü 10'a on, bölerek herkese kaç tane kalem düştüğünü bulmuş oluruz. Yok. 10'a bölerek kaç tane öğrenci olduğunu bulmuş oluruz. Çünkü her öğrenci 10'ar tane kalem verilmiş. Toplam kaç öğrenci olduğunu 10'a bölerek bulmuş olacağız. Kolay yoldan bölüyorum. Sıfırlar gider. 450'yi 1'e böldüğünüzde 450 yapar. Yani 450 tane öğrenci olması gerekir. Onar onar dağıtıyorsak dedik cevabımız 450 çıkmış oldu. Basit bir işlemdi. 4500'ü direkt ona bölmem gerekiyordu. 10. sorumuzun cevabında. 11'e geçtim arkadaşlar. Bir otomobil 1440 kilometrelik yolu sabit hızla 16 saatte gitmiştir. Buna göre otomobilin hızı saatte kaç kilometredir diye sormuş arkadaşlar. Bu e, önemli bir soru tipi. Bir yolu 16 saatte gittiyse hızımızı soruyorsa yolu e, saate bölerek kaç e, hızımızı bulabiliriz. Yani gittiğimiz yolu 1440 kilometreyi düzeltiyorum. 1440 kilometreyi 16 saatte gittiğimiz için saate bölerek e, hızımıza ulaşabiliriz 1440'ı 16'ya bölme işlemi yapacağız özetle 1'in içerisinde 16 yok 14'ün içerisinde 16 yok 144'ün içerisinde 16 kaç defa onu düşünmem lazım 8 defa dersem sonun 48 olur olmaz 9 defa dersem 9 defa galiba 9 kere 6 54'ün 4'ü elde var 5 9 kere 1 9 14 yapar doğru tam 144 çıkıyor 0 0 0 oldu 0 aşağı indim. Buna bölünmediği için buraya da eklenir. Yani 90 km hızla gitmesi gerekiyor. Onu bulmuş olduk. Kilometre yani gidilen yolu saate bölerek hızımıza ulaşmış oluruz. 90 km hızla gitmesi gerektiğini bulmuş olduk 11. sorumuzda diyoruz. 12. sorumuz Yılmaz tarlasında 1200 kilogram domates toplamıştır. Yılmaz domateslerin yarısını dağıtacak. Diğer yarısını da 50 kilogramlık kasalara paylaştıracaktır. Buna göre Yılmaz'ın kaç tane kasa gereklidir diyor. Yılmaz'a kaç tane kasa gereklidir? Şimdi 1200 kilogram domatesin yarısını dağıtmış. Önce yarısını bulalım. 1200'ün yarısı yani 2'ye böl demektir yarısı. 1'in içerisinde 2 yok. 12'nin içerisinde 2. 6 defa 6 kere 2 12. Çıkardım kalan sıfır. Burada iki tane sıfır aşağıya indi. Aynı zamanda buraya da eklenir. 600 olarak bulunmuş oldu. Bu yarısını dağıttı. Yani 1200'ün 600'ünü dağıttı. Diğer yarısı kendisinde. 600 kendisinde kaldı. Önce bunu buldum. Bu e, kendi kalan miktarı da 50 kilogramlık kasalara paylaştıracakmış. O zaman 600'ü 50'ye bölerek kaç kasaya ihtiyaç olduğunu bulabiliriz. 600 kilogramı 50 kilogramlık kasalara paylaştıracak bölme yapıyorum. Bakalım 6'nın içerisinde 50 yok. 60'ın içerisinde 50. Bir defa bir kere 50. 50. Çıkardığımızda 0. 1 kaldı. 10 kaldı. Şu 0 aşağı indiğimizde 100'ün içerisinde 50. 2 defa 50 kere 2. 100 yapar. Çıkardığımızda 0. 0 kaldı. Yani 12 adet kasaya ihtiyacı var diyoruz arkadaşlar. Önce yarısını dağıttığı için yarısını buldum. O yarıyı da 50 kilogramlık paketlere böldüğü için kasalara böldüğü için 50'ye bölme işlemi uyguladım. Ve 12 kasaya ihtiyacı olduğunu bulmuş oldum. 12. sorumuzun cevabında. 13. sorumuz ve 14. sorumuz ikisi de parayla alakalı. Hemen bulalım. Eren tanesini 25 kuruştan alıp tanesini 75 kuruşa sattığı limonlardan 100 TL kâr elde etmiştir. Buna göre Eren kaç tane limon alıp satmıştır demiştir. Bakalım. Yine kar dediğinde arkadaşlar alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farka bakmam lazım. 75 kuruşa sattı, 25 kuruşa aldı. 75'ten 25'i çıkarıyorum ve e, ne kadar bir limondan kar ettiğini bulmam lazım. 5'ten 5'i çıkardım 0. 7'den 2'yi çıkardım 50. Yani her bir limondan 50 kuruş kazanıyor. 50 kuruş kazandı. Toplamda 100 TL kar etmiş. Kaç tane Limon satmıştır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi birisi kuruş birisi TL olmaz. 100 TL'yi de kuruşa çevirelim önce. 100 TL'yi TL kuruşa çevirirken 2 tane sıfır ekliyoruz. Yani 100 TL 10.000 kuruşa eşittir. 10.000 kuruş kazanması için 50 kuruşluk limonlardan kaç tane satması lazım? Hemen bölme yapmam lazım. 10.000 bölü 50 kuruş diyorum limon sayısını bulmak için. Kolay yoldan bölelim arkadaşlar. Nasıl bölüyordu kolay yoldan? Sıfırlar silinir. 1000'i 5'e beş, bölmem lazım. Şöyle de düşünebilirsiniz. 10'u 5'e böldüğünüzde 2 çıkar. 2 tane de 0 eklerim. 200 çıkar. Ya da 1000'i 5'e bölerek direkt 200 bulabilirsiniz. Veya 10.000'i 50 kuruşu uzun yoldan bölerek işte 100'ün içerisinde 52 defa 100 çıktı. 0 0 0 Şurada 2 tane 0 var. Onlar aşağı indi. Aynı zamanda buraya eklenir. 200 cevabına ulaşmış olursunuz. Yani 200 tane limon satması lazım ki bu kadar kar elde edebilsin. Önce 75 ile 25'in farkını aldım. 50 kuruş kazandığını buldum her limonda. Sonra 100 TL yani 10 bin kuruş kazanması için 10 bin kuruşu 50 kuruşa böldüm ve kaç tane limon satması gerektiğini buldum. 200 tane limon satması gerekiyormuş dedik arkadaşlar. Cevabımız 200 olmuş oldu 13. sorumuzda. 14. sorumuz. Biraz 13. sorumuz zor bir soruydu. Hem kuruş çevirme hem kar zarar olduğu için biraz zor bir soru diyoruz. 14. soru arkadaşlar. Bir kumbarada 25 kuruş ve 50 kuruşluk madeni paralar vardır. Madeni paraların toplam değeri 40 TL 50 kuruştur. Madeni paralardan 48 tanesi 25 kuruş olduğuna göre kumbarada kaç tane 50 kuruşluk madeni para vardır diye sormuş. Şimdi 48 tane 25 kuruş varsa 48 ile 25 kuruşu çarparak bunların tutarını bulalım önce. 8 kere 5 40 elde var 4. 5 kere 4 20 4 daha 24. 8 kere 2 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 2 8 1 daha 9. Topladığımızda 0. 4, 6. 6 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 9 2 daha 11. 1 de elde 12 yaptı. 1200 kuruş buymuş arkadaşlar. 1200 kuruş 25 kuruşlarmış. Şimdi toplam miktara bakarsak 40 TL 50 kuruş. Bunu da kuruşa çevirelim tamamen. 40 TL arkadaşlar neydi? 2 tane 0 eklenerek kuruşa çevrilir. Yani 4 4000 kuruştur. 50 kuruş daha 4050 kuruş bu kuruş cinsinden bunu yazdığımızda 4050 kuruşun 1200 kuruşu 25 kuruşluk olduğundan 4050'den 1200'ü çıkarıyorum. 0 5 eksi 0 5 sıfırdan 2 çıkmaz 10'dan 2 çıktı 8 burada 3 kaldı 3'den 1 çıktı 2 2850 kuruş geriye kaldı 2850 kuruşluklarda 50 kuruşlukmuş kaç tane 50 kuruşluk vardır diye sordu bize arkadaşlar. 2850'yi de 50 kuruşa bölerek kaç tane olduğunu bulabiliriz. 2850 bölü 50 demek diyerek işlemi tamamlayacağız. Burada 28'in içerisinde yok. 285'in içerisinde 55 defa 250 yapıyor. 5 kere 50. Çıkarma yaptığımızda 5, 3, 0 oldu. 0 aşağı indim. 350. 350'nin içerisinde 50 kuruş 50 kaç defa var? 7 defa var. 7 kere 0 0 7 kere 5 35 ve kalan 0 0 0 olur. Yani 57 tane 50 kuruşluğa ihtiyacım varmış diyoruz. Özetleyelim bu soru da zormuş. Son sorulara yaklaştıkça hem ee, sorulardaki sayılar değişmeye büyümeye başladı hem de ee, işlem artmaya başladı. Bir de kuruş TL dönüşümü başladı. O yüzden sorular zorlaşmaya başladı. Özellikle 13 ve 14'te biraz zorlanmış olabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Ne yaptığımızı özetlersek 25 ile 48'i çarparak 25 kuruşlukların miktarını buldum. 1200 kuruş yaptı. Sonra toplam miktara baktım. 4050 kuruş olduğunu gördüm. Ve çıkarma yaparak 2850 kuruş 50 kuruşlukların 50 kuruşlukların 2850 kuruş yaptığını buldum. 2850'yi de 50 kuruşa bölerek 50 kuruşlukların kaç tane olduğuna ulaşmaya çalıştım. Cevabımız 57 çıkmış oldu. 14. sorunun cevabında diyoruz. Gördüğünüz gibi son sorular bir tık zordu arkadaşlar. Anlamadığınız yerlerin okulda veya diğer yerlerde bizlerde ulaşarak sorabilirsiniz diyoruz. Yine bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burada ödevimizi tamamlamış olduk. Hoşçakalın arkadaşlar.